Sayın seyirciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011'de kurulan yeni bir bakanlık olmasına rağmen çalışma alanları ve faaliyetleriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Aile, kadın, yaşlı, engelli ve tüm sosyal meseleler üzerine politika üreten bakanlık sorun alanlarını nasıl tanımlıyor, kullandığı dil ve çözüm yöntemleri hakkında ne düşünüyor? Aile birliğine vurgu yapan bakanlık kadın hakları konusunda ne söylüyor? Tüm bu soruların cevaplarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Siyasi Danışmanı Ayşe Keşir ile birlikte arayacağız. Konuğumuz şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Keşir, siyaset konuşacağız sizinle. Öncesinde şunu belirtmek isterim. Siyasetten önce mesleğiniz gazetecilik. Evet. Toplum ve insan hep gündeminizde olmuş. Sayın Bakan Fatma Şahin ile birlikte de halkın içindesiniz. Siyaseti bu şekilde yapıyorsunuz. Sizi tanımaya yönelik sormak isterim. Toplum ve insana dair pozisyon alırken hangi ilkeleri amaç edindiniz? Ya burada aslında benim için birkaç cümleyle bunu özetleyebilirsek, aslında kadim doğrulara sıkı sıkı sarılmak çok önemli. Ama bununla birlikte yenilikleri, yeniliğe açık olmak, ön yargılardan olabildiğince, yani tamamen gibi bir iddia çok iddialı olur, olabildiğince arınmak. Ve yeni bir şey söylemek. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım diyor. Yeni şeyler söyleyebiliyor muyuz? Benim durduğum yer biraz orası. Ve bunu yaparken bu üretime bir katkı olabilir. Biraz hani çocukça, muzırca bir şey ama hani beynimizi mıncıklayan bazı sorular bulup o sorulara cevaplar aramalıyız insan olarak. Evet. Bunu yapmaya çalışıyorum. Benim dikkatimi çeken sizin belki biraz daha farklı olan yanınız, bu yenilikçi tarafınız belki ve bunun yanında geçmişten gelen yerleşik yanlışları düzeltmek adına verdiğiniz çalışma ve çaba. Yani bu vizyona sahip olduğunuz için belki de farkınızı biraz daha ortaya koymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı şeyleri yıkmak çok zor. Kalıplaşmış, uzun yıllardır süre gelen gelenek, görenekler, örf adetleri bazen yıkmak çok zor oluyor ama belli bir konjonktür de var. Yani ben okuduğum, araştırdığım kadarıyla bu yönünüzü daha ön planda gördüm. Şimdi ya kısmen bunu doğrulayabilirim ama şu da var. Ben bir o kadar da gelenekleri ve sahip olduğumuz, taşıdığımız değerleri, bunlar aileden gelebilir, toplum okumalarından gelebilir, farkında olmadan taşıdıklarımız olabilir. Bunları da çok önemsiyorum. Bunların üstüne yeni bir şeyler biriktirmeyi çok önemsiyorum. Mesela töre cinayeti deriz. Evet. Ben bazen kavramlar üzerine düşünmediğimiz kanaatindeyim. Mesela aile içi şiddet deriz. Aile içi şiddetin tam karşılığı aslında domestic violence. Yani ev içi, çatı altı şiddet. Biz aile içi şiddet diyerek aslında bir anlamda, özellikle yeni nesil, benim de yetişkin, yani üç kızım var, ikisi yetişkin çağda, aile kavramının içini boşalttığımızı düşünüyorum. Benim için çok kadim, çok kıymetli bir kavram aile kavramı. Töre cinayeti derken, cinayetle töreyi özdeştiriyor. Evet, töre sahikiyle işlenen cinayet var ve bu Türkiye'nin ne yazık ki zor ve kötü bir gerçeği. Ama bir taraftan kız isteme merasiminiz gibi, kahve tutmak gibi, kına gecesi gibi çok kadim, çok kıymetli ve yarınları taşımak isteyeceğimiz örfümüz ve töremiz de var. Tabii bunları ayırabiliyor olmak, evet, ve bunlara ideolojik yaklaşmamak noktasında bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Benim kişisel duruşum bu noktada. Tabii her ülkenin belli gelenek, görenekleri var. Onlar nasıl koruyorlarsa tabii ki bizim de korumamız lazım. Ama bunları yaparken de biraz yeni bir dil kullanmak zorundayız. Olduğumuz kanaatindeyim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı isminden biraz konuşalım. Bu bakanlık uygulama ve faaliyet alanlarına dair çalışma yaparken birçok sorun alanlarıyla da karşı karşıya geliyor. Malzemeniz insan ve toplum çünkü. Şöyle söylemlerle karşılaşıyorsunuzdur. Bir grup çıkıp kadın hakları hiçe sayılıyor diyebilir ve diyor da, bir grupta işte aile elden gidiyor diyebilir. Bakanlık bu iki uç arasında nerede duruyor? Şimdi bu aslında Türkiye'de bana göre en önemli yapılması gereken tartışma. İyi niyetli düşünerek söylüyorum. 80 sonrası biz biraz sosyal olaylara ve sosyal gerçeklere karşı ideolojik durmaktan yavaş yavaş vazgeçer olduk. Tamamen vazgeçtiğimizi söyleyemiyorum. İşte parkayla, bıyıkla, sembollerle ideolojileri yaşarken bugün yine kavramlar ve semboller üzerine hala ideolojileri yaşıyoruz. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Kadın hakları dediğimizde, kadın bireysel olarak güçlendirdiğimizde aileyi yok saydığımız iddia edilebiliyor. Ya da aile değerini mukaddesatın üzerine konuştuğumuzda da acaba kadını mı yok sayıyoruz? Aslında bana göre ve bu bakanlığımızın da, Sayın Bakan'ın da tavrı ve duruşu da bu noktada, hem o hem o. Ne birinden ne diğerinden asla vazgeçmek zorunda değiliz.
Bunu hem kadınların genetik mirası buna müsait, bunu yapabiliriz. Hem ailelerimizin içinde güçlü bireyler, güçlü kadınlar, kariyer planlaması yapan kadınlar olabiliriz. Hem de iyi bir anne ve o büyük güçlü ailenin iyi birer örnek parçası olabiliriz. Ama bu sadece kadın için değil, bu erkek için, çocuk için evet. de geçerli bir tanımlama olmalı bence. Ben sembollerle siyaset yapma zamanı bitti. Bitmesini ümit ediyorum, bitmedi. Evet. Çünkü bunun zararlarını toplum çok fazla gördü. Kavramlar ödedik. Üzerinden ezber bozan bakış açıları edinmeli evet. ve derin kafa yormaları yapmalıyız galiba toplum olarak. Aslında bu amaca yönelik bakanlığı biz de izliyoruz basın olarak, medya olarak. Çalışmalarınızda toplum odaklı sorunlara dokunduğunuz için toplumun her kesiminden STK'ları dinlemeyi yeğliyorsunuz. Bu konudaki çalışmalarınızı dinleyelim, bakış açınızı. Şimdi benim kişisel öykümde 86'dan beri sivil toplumun içindeyim. Yani üniversite öğrenciliğinden başlayan bir süreç benim için bu. Benim hayatımın olmazsa olmazı. Sayın Bakan'ın da yönetim tarzı, siyaset yapma tarzı hep sivil hayatla iç içe oldu. 8 yıllık birlikteliğimiz var kendisiyle. Böyle bir kişisel tecrübemiz var birlikte yol aldığımız. Biz şunu istiyoruz, özellikle bakanlığın alanlar içinde söylüyorum bunu. Bu alan yani yetim, yoksul, garip, kuraba, yaşlı, engelli, kadın, genç, çocuk dediğiniz tüm bu alan herhangi bir ideolojik saplantıya fırsat verecek bir alan değil. O kadar kadim ve kıymetli bir alan. Ve o saplantıların üstünde politikalar üretmek zorundayız. Kadın Kolu Başkanlığı döneminde Sayın Bakan'ın defalarca yaptığımız toplantıların devamında biz mesela kadın eşliğinde 6.284 sayılı yasayı çıkartırken de aşağı yukarı 250'yi aşkın sivil toplum kuruluşuyla onları aşan 15-17 defa bir araya geldik. Uzun toplantılar oldu, sert toplantılar oldu. Tek tek kelime kelime üzerinden geçtiğimiz, metinlerin üzerinden geçtiğimiz saatler süren toplantılar oldu. Mesela gönül elçileri projemiz, şu an yürüttüğümüz proje evet. yaklaşık 2 ay henüz olmadı. Ayın 19'unda 2 ay olacak. 1,5 aylık süren bir proje. Burada da tüm sivil hayatı açmak istedik. Yani yürütme olarak bakanlığın faaliyetleri tüm sivil inisiyatifle, sivil hayatla birlikte yürüsün ve iç içe yürüsün. Çünkü yeni bir politika etme tarzı, yeni bir şey söyleme zamanı dediğim noktada böyle bir eylem planı gerçekleştirdik. İstedik ki bu alanla ilgili evet devlet üzerine düşen her şeyi yapabilecek güçtedir ve yapmalıdır da. Devletin sosyal devlet sorumluluğunu azaltan ya da daraltan bir şeyden söz etmiyorum. Ama mutlaka üzerine inşa edilecek ve her birimizin söyleyecek sözü olduğu yeni şeyler var. Evet. İşte bu işbirliğini geliştirirsek, devlet bu kapıyı açarsa o söyleyecek sözü olanlara fırsat vermek durumunda olduğumuzu düşünüyoruz. Hem kanun yapma süreci hem bu gönül elçileri projesi gibi gibi devam eden başka projelerimiz de gelecek devamında. Buradaki amacımız siyasete de yeni bir dil getirelim. Daha fazla katma değer üretelim, daha katılımcı olabilelim. Halka daha fazla dokunan yerli bir dil geliştirme çabanız var mı? Evet, bunu çabalıyoruz zaten. Şimdi her yeni birey, her yeni katılım yeni bir şey söylüyor size. Eleştiri getirerek söylüyor, ya yeni bir projeyle söylüyor. Mesela Gönül Elçileri projesi sabah baktım 21 bin civarındaydı katılım. Yani 1,5 ayda 21 bin kişi bizi tıklayarak ya da kurumlarımıza gelerek sizin faaliyetlerinizi gönüllü çalışmak istiyoruz diyor. Mesela eğitim profiline bakıyorsunuz %70'inden fazlası üniversite mezunu bu insanlar. Bu şu demek, eğitimli, meslek sahibi, çalışan insanlar diyorlar ki evet ben çalışıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama yetime, bir garibe, bir engelliye, bir yaşlıya dokunmak ve iz bırakmak istiyorum diyor. İşte devlet olarak biz bu kapıyı açmak zorundayız. Hatta bu projeyi yaparken önce çıktığımız hep sorular da o yönde geldi. İlk algı da öyleydi. Hani biz bakanlığın hizmet ettiği alanlara bu projeyi yapıyoruz. Evet işte engelliye dokunulsun vesaire. Ama aslında ben şuradan da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bu projeyi aslında Ayşe, Fatma, diğer 75 milyon için yapıyoruz. Yani yatağa yattığımızda ben bugün insanlık için ne yaptım sorusu aslında vicdan olan herkesin sorması gereken bu soru. Bu projeyi çok önemsiyorsunuz. Gönül evet. elçisi olmak isteyenler nasıl yapacaklar bunu? Yol yöntem gösterelim. İl müdürlüklerimize müracaat edebilirler. Bir de gönül elçileri gov.tr adresimize müracaat edebilirler. Orada bir form var, onu doldurabilirler. Şu an tabii spesifik konular tartışıp çalışıyoruz. Şu an koruyucu aile İlk 6 ayın konusu ve koruyucu aile kavramını Türkiye'de konuşulur, tartışılır, bilinir. İşte evlat edinme ya da diğer şeylerden farklılığı bilinir ve konuşulabilir hale getirmeye çalışıyoruz. 1,5 aydır
bu noktadayız. 6 aylık dilimdeki konumuz koruyucu aile. Oradan bütün dokümanlara erişebilirler, bize ulaşabilirler ve bizim bir ekibimizin, ailemizin bir parçası olabilirler. Evet. Aile içi kadına yönelik şiddete dönersek bu her açıdan olabilir. Fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de de böyle bir sorun var. Ve sizin karşılaştığınız durumlarda, yani kadın iyi bir anne olmak zorunda. Aile içi bir rolü var. O rolü üstlenirken kendi haklarından da bazen feragat ediyor, mecbur kalıyor ve evde yaşantısını devam ettirmek zorunda kalıyor. Belli baskıların altında da oluyor. Yani Türkiye'de erkeklerimiz empati kurabiliyor mu? Tam tersi de olabilir. Hani kadınlarımız erkek için empati kurabiliyor mu? Şimdi şu var, hani siz dediniz ya, kadının aile içinde rolleri var. Aslında bana göre aile bireylerinin her birinin aile içinde rolleri var. Yani ebeveyn olmanın bütün sorumluluğunu mesela kadına yükleyemeyiz. Ebeveyn olmak zaten iki kişilik bir tanımdır. Kadın ve erkeği, anne ve babayı tanımlar. Bir çocuğa karşı sorumluluğumuz varsa anne ve babanın ortak sorumluluğu. Türkiye'de bu biraz hep kadın olarak algılandı. Böyle doğrudur. Bir algı var. Böyle bir algı var. Ama hakkını yemeyelim. Yani başta eşim ve rahmetli babam olmak üzere. Bu algıda olmayan çok da erkek şanslısınız de var. Demek ki o çok zaman. Çok da erkek var. Yani evin içindeki rolleri paylaşan, iyi baba olmaya çalışan çok da erkek var. Onların hakkını yemeyelim. Buradan hareketle aile anlayışınızı konuşalım mı? Çünkü siz aileyi anne, baba ve çocuk üzerinden tanımlayıp bir hukuk zemininde haklar ve görevler noktasında tartışma konusunda biraz dikkatli ve bu alana sorumlu bakıyorsunuz. Aile anlayışınızı anlamak istiyoruz. Aslında aile, bugün aile tartışmaları yapılırken hep çekirdek aile üzerinde gider. Mesela ben son bir yazı yazdım. Biz ailenin iyi tartışırken mesela dedeleri ve neneleri hiç tartışmayız. Bana göre çekirdek aile tartışmasının içinde mesela kadını çok yalnızlaştırdığımızı düşünüyorum. Çocuklarımızı dedelerinden ve ninelerinden mahrum ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü dedeler ve nineler kadim kültürün taşıyıcılarıdır. Çocuklarla kültür arasındaki, geçmiş arasında çok önemli. Eğitimli olsun olmasın ciddi bir bağdır. Biz aslında çekirdek aile tartışmalarını yaparken çocuklarımızı bunlardan da mahrum ettik. Şimdi yeni psikolojide ve sosyolojide çocuk erkili aileler tartışılıyor. Yani şehirlere gittikçe daha çocuğun ekseninde giden, tırnak içinde söylüyorum, neredeyse çocuğa tapılan aile modellerimiz, yani bütün hayatımızın kurgusu, çocuğun kurusu, dersi, dershanesi, okulu giden, işte onun mutluluğu ve onun çıkarları üzerine kurulan bir modele gidiyoruz. O kadar tehlikeli bir yere gidiyoruz ki. Onun için az önce sizin söylediğinizde bir düzeltme yaptım. Bana göre çocuk, anne, baba, kardeş, mesela kardeş hukukunu hiç konuşmuyoruz. Evet. Kardeşlerin, kuzenlerin, halaların, dayıların, yani her birinin bir rolü var. Aile böyle bir şey. Büyük bir aileden bahsediyorsunuz. Peki kent yaşamı buna bir engel değil mi? İşte apartman yaşamı. Araya duvarlar girmedi mi neneyle, dedeyle? Bu malzemeye nasıl bakıyorsunuz? Duvarlar girebilir ama araya kilometreleri koyup koymamak biraz da bizim tercihimiz. Mesela benim iki büyük kızım yetişkin. Onlara çok özel bir şey olacak ama şöyle nasihat ediyorum. Akıllı kızlar olun. Çocuk seven kayınvalideleriniz olsun. Ve mümkünse aynı apartmanda değilse aynı sokakta yaşayın aile büyüklerinizle. Evet. Ama bizimle olur ya da onlarla olur. Bu büyük bir nimettir. Yani sadece çocuğu küçükken büyütmek için değil. Mesela ergenlik döneminde bile sizinle çatışan çocuğunuz dedesiyle ve ninesiyle ya da dayısıyla çatışmaz. Bu çok büyük bir nimettir. Çünkü sizinle çatışmak üzere bir kurgusu vardır, bir kodu vardır ergenin. Ama dede ve nineyle yoktur. Pek çok açıdan bunu söylüyorum. Tabii ki mesafeler var ama devlet olarak bizlerin de, devleti temsil edenlerin de bazı sorumlulukları var. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Aynı evde evet yaşayamıyoruz. Şehir hayatını getirdi. 3+1, 2+1, 4+1 ev modellerinden. Ama şu yapılabilir. Yani biz bunu TOKİ ile çalıştık bakanlık olarak. TOKİ çok sıcak baktı ve projelendirdi. Belki diğer müteahhit firmaları da bununla ilgilenebilir. Aynı binada ya da aynı katta farklı metrekarelerde daireler. Yani 4+1 dairenin karşısında 1+1 ya da 2+1 daireler. Evet, aynı evin içinde yaşayamayacağız. Konak tipi büyük ailelerimiz olmayacak. Ama aynı apartmanda yaşayan büyük ailelerimiz olabilir. Evet. Ama bir de aile olmak, aynı çatı altında yaşıyor olmak da değildir. Yani eğitim, evlilik farklı nedenlerle mesafeler girebilir göç nedeniyle araya. O kilometreler varken bile iyiyi, kötüyü, mutluluğu, mutsuzluğu paylaşabiliyorsanız siz hala bir ailesinizdir. Biraz da böyle bir...
Yani biraz zihni kodlama ile ilgili bir şey. Tabii aynı apartman olmasa da bir telefonla her hafta ararsanız kayınvalidenizi, kayınpederinizi hal hatır sorarsanız bu bile bir iletişimdir. O sıcaklığı, o samimiyeti korur diye düşünüyorum. Hastalandığını bilirsiniz. Doktora gidip gitmediğini, hangi yaşları aldığını bilirsiniz. Çocuğunuzun sınavı, ben 4 yıldır kızımla ayrı yaşıyorum. İstanbul'da okuyor, biz Ankara'dayız. Sınavı olduğu günü bilirsiniz. Sınavın nasıl geçtiğini sorarsınız. Evet. Hastalandım, o gün okula gitmedim mi bilirsiniz. Tabii bunlar hani anlaşabilen, empati kurabilen aileler için geçerli. Çünkü baktığımızda kaynana gelin çatışması çok yaşanan da bir ülkedeyiz maalesef. Onun biraz körüklendiğini de düşünüyorum. Çünkü aile yani sorunsuz, sıfır sorunlu bir aileden bahsetmiyor. Böyle tabii bir böyle hayali bir aileden bahsetmiyoruz. İnsanın olduğu her yerde sorun var. Yani ev ortaklığı yaşasanız iki öğrenci evinde bile sorun yaşıyorsunuz. Ama marifet burada, aile olmanın farkı, sorun çözme kapasitenizi geliştirebiliyor musunuz? Evet. Yani çocuğunuzla olan sorun, kayınvalidenizle olan sorunu, komşunuzla olan sorun, kocanızla, karınızla olan sorunu. Ve problemleri çözerken bana göre, de şiddeti o çözüm yolları arasında bulundurmamak değil mi? Evet, öyle bir yani zihniyet dönüşümü. Bana göre şu an kadına yönelik şiddet tartışmaları ya da çocuğa yönelik şiddet tartışmaları. Evet. Hatta az konuştuğumuz bir şey, inanın yaşlıya yönelik şiddet tartışmaları bugün çok gündeminde değil mi? Değil, rahatsız edilen konulardan. Çok, yani medya bunu çok tartışmıyor. Evet. Bütün bunların temelinde aslında iletişim kuramama ve sorun çözme kapasitemizi aile olarak geliştirememekten yatıyor. Çekirdek aileye vurgu yapıyorsunuz. Tam da bu noktada aslında şunu konuşabiliriz. 80'lerden bu yana dayatılan bir model var. Kitaplarda, okullarda, işte müfredata dahi girdi. Çekirdek aile dediğiniz zaman iki çocuklu aileler, biri kız, biri erkek. Öyle bir fotoğraf konu. Prototip aile. Öyle bir prototipimiz vardı ki bu aslında başarıya ulaşmadı değil, ulaştı. Ki bugün nüfus yaşlanıyor diye feryat ediyoruz ve buradan bir geri dönüş nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Çekirdek aile modeline bir zihniyet dönüşümü nasıl yaşayabiliriz? Bunun için bakanlık neler yapıyor? Aslında Sayın Başbakan'ın söylemlerine ek olarak siz ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Rol modelleri artırma ya da dizilerde bu konunun daha fazla ele alınması gibi vesaire. Ne dersiniz? Şimdi çekirdek aile, az önce söyledim ya, benim kişisel duruşum çekirdek aileye biraz daha farklı bakıyorum. Şehir tipi biraz geniş aileleri seven tarafım var kendi adıma. Ama şu var, iki çocuk. İşte fotoğraflarda görürüz, kitaplarda, ama şehirde artık tek çocuklu aileler o kadar yoğun ki bizim kuşakta çok görüyoruz bunu. Bu nüfusun yaşlanma, nüfus etütleri araştırmalarında çıkan sonuç, nüfus hızla yaşlanıyor. Tabii bunun içinde şimdi itiraz edecekler belki bizi seyrederler. İşte hem kadın çalışsın diyorsunuz, hem o çocuğa nasıl bakacak? İşte devlet burada bazı ara mekanizmalar kurmak zorunda. Evet. Eğer aileyi tamamen çekirdek aileye hapsederseniz, bireysel olarak bulduğunuz çözümleri de bulmaklamıyorsunuz. Yalnızlaştırıyorsunuz kadını. Ben bir çocuk büyüttüm. En büyük destekçim hem kendi annem hem de eşimin ailesi, kız kardeşleriydi. Yani onun için çekirdek ailenin çok böyle dayatılmasının kadına büyük bir zulüm olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü biz kadınlar dayanışmayı, beraber çözüm üretmeyi de seviyoruz. Aynı anda hem çocuklarımıza konsantre olup hem işimize konsantre olabilecek bir becerimiz var. Yani bunun hakkında vermek lazım. Ama bunu yapabilmek için bazı yan mekanizmalara ihtiyacımız var. Bugün mesela kreş tartışmalarını bunun için yapıyoruz. Özel sektörü işin içine almak istiyoruz. Doğum izni olsun yine. Doğum izni, kreş. Evet. Hatta şu da var. Yani annenin çalışması evet, ama bununla beraber zaten 3 yaşından sonra artık yeni dünya düzeninde, yeni hayatta 3 yaşından sonra çocuğu evde hapsedemiyorsunuz şehirde. Psikoloji biliminin önerdiği bir şeydir. 3 yaşından sonra çocuğa sosyalleşmesi için yuvaya gönderin tarzında. Başlamak zorunda oluyorsunuz, kısmi de olsa, yani ev hanımı da olsanız. Ev hanımları da gönderiyor evet, artık 3 yaşından sonra. Ama burada tabii şey çok önemli. Annelik tanımını, annelik üzerinden ne anladığımız da çok önemli. Yani bunu birkaç defa bunu da yazdım. İşte annelik çocuğa taparcasına çocuk ekseninde olmak mıdır? İşte annelik çocuğu televizyon karşısında oturtup bütün gün ona bırakmak mıdır? Ya da yani bu tartışmalar yapıyor olmamız lazım. Toplumsal cinsiyet rolleri değişiyor. Yani ben az önce söylediğinize vurgu yapmak istiyorum. Çocuk olacaksa eğer, sayısı artacaksa bütün yük anneye kalmamalı, öyle değil mi? Babayı da burada konuşmamız lazım. Baba da üstüne düşen görevleri belki daha fazla hissetmeli. Eğitimde eğitimin takibi
Kimin üzerindedir? Annenin üzerindedir. Anne çalışsa da çalışmasa da, ev hanımı da olsa eğitimin takibi her zaman veli toplantılarında bakarız. Kadınlar yoğunluktadır. Babalar bir kere daha düşünmeli galiba bazı onun şeyleri. Onun için söylüyorum. İşte ebeveyn olmak evet. İki kişiyi tanımlayan bir iş, bir süreç. Ama yeni nesilde görüyorum bu da artık değişiyor eskisi gibi. Çok katı ve sert değil. Biraz da şöyle düşünmek gerekiyor. Sanki hep erkekler şimdi hayatlarında şey tercih mi yapıyorlar? İşte çocukları iyi bir baba olacaksa bu sefer kariyer planlaması yapamayacak. Hani odaklanma sorunu belki. Ama kadınlar biz bunu başarabiliyoruz. Hem iyi anneler olup hem kariyer planlaması yapabiliyoruz. Biraz da erkeklere bu konuda sorumluluk vermek, biraz paylaşıyor olmak. Bir de süreç bu. Yani dünden bugüne, bugünden yarın hemen değişebilecek şeyler değil ama yeni nesilde bunu iyi görüyorum. Yani sabah çocuğun beslenmesini hazırlayıp çocuğunu servise bırakan babalar artık görüyoruz. Görmeliyiz de bu hani erkeklik kavramının tırnak içinde söylüyorum. Yücelten bir şey bana göre. Bence de evet. Yücelten bir şey. Ile iki babanın bebeğini gezdirirken görmüştüm ben ve çok görüntü olarak da belki çok görmediğimiz için çok hoşumuza gitmişti. Mesela iki babanın kız çocukları rahmetli babam benim için de öyleydi. Babaları çok başka bir yerdedir. Evet. Babalar bunun kıymetini bilirse aslında o kız çocukları ya ciddi iyi bir ilişki vardır. Evet. Babalarla kız çocukları arasında ve bu bağı kuvvetlendirmek gerekir. Çünkü sadece çocuğun küçüklüğünü kastetmiyorum ama babanın yaşlılığını da kastediyorum. Aslında bu söylemlerimiz bir politikanın da parçası. Bir politikanın bütününe bakalım dilerseniz. Bu nasıl olacak? Ben kadın ve şiddet başlığı altından tekrar yol almak istiyorum. Yani kadın ve aile problemlerine, sorunlarına sadece kadın tarafından bakmıyorsunuz. Erkeklere de dokunmak gerekiyor. Nasıl diyeceksiniz? Kadın ve şiddet konusunda kısa, orta ve uzun vadede çözüm yolları ararken Sayın Bakan Fatma Şahin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Diyanet'le protokoller imzaladı. Ve erkekler içinde bir dizi yol haritası belirlendi. Nasıl bir zihniyet dönüşüm yaşanabilir? Bu arada şunu da hemen eklemek istiyorum. Süremizin sonuna geliyoruz. Bu son zamanlarda gazetelerde çok şunu görüyoruz. Devlet koruması isteyen kadınlar hep kocaları tarafından sonrasında öldürülüyorlar. Yani bu haberler gerçekten her gün böyle bir vakayla karşılaşıyoruz. Burada nerede eksik var? Yani polisimiz mi çok fazla bunu ciddiye almıyor? İşte erkektir, bağırır, çağırır, tehdit eder ama kocandır, o barışırsın zihniyetiyle işte ama daha sonrasında can veriyorlar. Şimdi, İlk olarak... Betül Hanım'ın sorduğu yere başlayıp devam edebilirim. Tabii. Şimdi bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Hem kadınlar hem erkekler hem kolluk kuvvetleri hem kamu görevlileri açısından ciddi bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız olduğu ortada. Yeni nesil iş okullarda eğitmeye çalışıyoruz. Çünkü milliyetin müfredatına da artık bunun girmesi gerektiği yönünde çalışmalar devam ediyor. Ama asıl burada işte jandarma vesaire dediğiniz noktada yetişkin erkeğe ulaşmamız çok önemli. Evet. Bu daha önce başlayan bir proje. Yani yeni başlayan ama bizim son bir yılda Sayın Bakanımızla beraber bunun revize edildiği, daha da genişletildiği uygulama. Yetişkin erkeğe nerede ulaşabilirsiniz? Camide ulaşırsınız, kışla da ulaşırsınız, kahvede ulaşırsınız. İş hayatının, işinin dışındaki ortam, sosyal ortamlarında ulaşırsınız. İşte bu noktalarda yani işte bir protokol yaptık. Oralarla bağlantı kurabileceğimiz erkeklerle o yolda ulaşmak. Bu yeni bir fikirdi. Gayet etkili olacağını düşünüyorum. Diyanetle benzer protokol daha önce yapılmıştı. Onu da genişleterek bu noktaya gelindi. İşte cuma hutbeleri vesaire noktasında. Çünkü ya bizim inancımız hani kucağındaki kedi uyanmasın, rahatsız olmasın diye tedirgin olan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Yani o anlamda bunun dine refere edilmesi kadına yönelik şiddetin çok yüreğimi acıtan bir şey. Anneye of demeyen, babaya of demeyen bir medeniyetin devamıyız, çocuklarıyız biz. Bu aslında bir dinin, bir ideolojinin değil, insanın kendi sorunu. Şiddetle çözüme ulaşacağını zannetmek insanın temel, ilkel insanın sorunu. Biz beceremediğimiz için şiddete müracaat ediyoruz. O anlamda kışlalar keza öyle. Oralarda temel eğitimin içine girerek insanlara ulaşmaya ve onlara iletişmeye çalışıyoruz. Zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Tabii kamu görevlileri içinde. Yani siz 40 yaşına gelmiş bir kamu görevlisi. Onlar da toplumun bir parçası. Evet, toplumun bir parçası. Ama özellikle son 6.284 sayılı yasa
erkeğe yönelik, erkeğin dönüştürülmesi, tedaviye ihtiyacı varsa, başka desteklere ihtiyacı varsa erkeğin de dönüştürülmesini, yani şiddet uygulayanın da dönüştürülmesini hedefleyen hayli yükümlülük ve sorumluluk getiriyor. Hem kamu görevlilerine getiriyor, hem o kişiye getiriyor. O anlamda bu yasa da bu noktada bir dönüşüm noktası. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli ve zor işler, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Ayşe Keşir'di. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından tekrar karşınızda olacağız. Üreten Türkiye'nin